Efendim Beyaz Saray 6 Temmuz'da yapılacak Türkiye-İsveç görüşmesi öncesinde ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da İsveç Başbakanı Chris Tersson'u ağırlayacağını açıkladı. Şimdi detaylar için de Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Ali selamlar. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu görüşme haliyle kritik ve önemli sonrası için ne olacak bu ziyaretin gündeminde, neler bekliyoruz? Bununla ilgili Amerika'da neler konuşuluyor? Ne dersin? Aslında geçen sene Mayıs ayında geçen dönemin başbakanı da Beyaz Saray'da Finlandiya Cumhurbaşkanı ile beraber ağırlanmıştı. Yani yaklaşık bir yıl içinde ikinci ziyaret diyebiliriz. Tabii Başkan Biden'ın amacı net, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin gerçekleşmesi. Bilhassa Litvanya'da gerçekleşecek Temmuz ayındaki bu ayki toplantıda İsveç'in de duyurusunun yapılmasını istiyor. O nedenle burada bu ziyaret aslında biraz da Türkiye ve Macaristan'a mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde yazılı bir açıklama Beyaz Saray yaptı İsveç Başbakanı'nın ziyaretiyle ilgili. NATO'nun güçlenmesi dışında Ukrayna'ya destek, Çin'le ilgili transatlantik koordinasyonunun ABD ile İsveç arasında çalışılması, konuşulması, iklim ve teknoloji konuları gibi diğer konular da var. Ancak ana gündem maddesinin NATO olduğunu ve bu anlamda da İsveç'in NATO üyeliğinin ivedilikle gerçekleşmesi konusunda İsveç Başbakanı'nın Beyaz Saray'a önemli kritik ziyareti 5 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Şimdi Ali, biliyoruz ki NATO Liderler Zirvesi var. 11-12 Temmuz'da yapılacak. Şimdi İsveç o zirveden önce üye olmak istiyordu ama bu çok mümkün görünmüyor gibi. Tabii senin de düşüncelerini merak ediyorum. Zira son yaşadığımız olay, özellikle yani ondan öncesinde yaşanılan olaylar bunu pek mümkün kılmıyor gibi ama ne dersin, ABD'nin İsveç üyelik için Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması konusunda bir teşviği olur mu? Ya da zirve öncesi Amerika ile Türkiye arasında herhangi bir görüşme olabilir mi bununla ilgili? Ne bekliyoruz? Tabii geçen hafta Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Washington DC'deydi. Ve mevkidaşlarıyla bir görüşme yaptı. Hem Pentagon'da, hem Dışişleri'nde, hem Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik ekibiyle. Yani ana gündemde Biden yönetiminin İsveç konusunun çözülmesi için Türk resmi makamlarla diyaloğunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii gözler 5 Temmuz öncesi Beyaz Saray'daki toplantı sonrası 6 Temmuz'daki Türk ve İsveç yetkililerine çevrildi toplantısına. Bu da Biden yönetimi tarafından yakinen takip edilecek. Ancak şunu belirtebilirim Oya, basın toplantılarında net şekilde üçlü mütabakat çerçevesinde İsveç'in Türkiye'ye olan sözlerini tuttuğunu, sorumluluğunu yerine getirdiği ile ilgili bir açıklama var. Yani burada İsveç'in söylemleriyle konuşan bir Biden yönetimi görüyoruz. O nedenle hem Türkiye'nin YPG, PKK konusundaki hassasiyeti, Kur'an-ı Kerim'in yakılması ile ilgili son olaylar tabii rahatsız ettiği bilinse de İsveç'in artık NATO'ya üyeliği artık olsun beklentisi var. Yani bir umutlu bir bekleyiş hala var ama benim kişisel görüşüm bu ay içinde Türkiye'nin İsveç'e üyeliğine evet diyeceği pek görünmüyor. Aynı şekilde sadece Türkiye değil, Macaristan'dan da bir açıklama haliyle gelmişti. Sonbahara bıraktığı ile ilgili bazı haberler vardı. O nedenle Biden yönetiminin çok istediğini bu ay alacağını ben tahmin etmiyorum ama en azından İsveç Başbakanı'nın Beyaz Saray'da ağırlanması Türkiye'ye hem de Macaristan'a bir mesaj, artık kabul edin tarzında nazik bir mesaj olarak yorumlayabiliriz. Evet, ama bizim bu konudaki, Türkiye'nin bu konudaki tavrı çok net. Sen de biliyorsun, istekleri de arzuları da çok net. Kırmızı çizgilerimiz var. Bunlara dikkat edildiği takdirde NATO'nun genişlemesi konusunda Türkiye'nin herhangi bir olumsuz tavrı yok. Ama bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Zira gördüğümüz kadarıyla da İsveç'te bu konuyla ilgili her ne kadar yasa tasarıları hazırlansa da çok ilerlenmiş bir durum bizim isteğimiz konusunda göremiyorum. Sen nasıl yorumluyorsun İsveç'in durumunu? Kesinlikle. Yani zaten Türkiye tatmin olsaydı bu süreç yaşanmazdı. Yani şu anda bunu konuşmazdık. Doğru. Demek ki hala sorunlar Türk ve İsveç arasında yaşandığı için de hala bir sıkıntının olduğu görülüyor. Burada aslında 6 Temmuz'daki toplantı da kritik. Yine Türkiye masaya yapılan ve yapılmayanları koyacak. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'ne de
düzenli bilgiyle İsveç'in anlattıklarının farklı olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü Biden yönetimi örneğin İsveç'in bir teröristi geri iadesiyle ilgili de basın toplantısında konuştu. İşte yerine getiriyor bir teröristi, geri verecek tarzında açıklamaları var. Ama yeterli mi? Türkiye açısından değil. Senin de dediğin gibi kırmızı çizgileri var. Amerika için ulusal güvenlik bir numaralı öncelikse, Türkiye için de yurt dışındaki konularda ulusal güvenlik içte ve dışta aslında önemli. O nedenle Biden yönetiminin toplantısı çarşamba kritik, ama 6 Temmuz'daki toplantıda biz 11-12 Temmuz'daki Litvanya toplantısının aslında yol haritasında göreceğiz bu hafta. Peki Ali, konuşacağız zaten, değerlendireceğiz o görüşmeyi, öncesini ve sonrasını daha sonraki süreçte tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Efendim, Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizimle birlikteydi. Şimdi biz devam edelim.